Bunu daha net açıklamak için size yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğim. Yıllar önce 2. Dünya Savaşı'nda yüksek benliğiyle çok derin ruhsal bağlantıları olan bir kadınla ilgili. Oğlunun tehlikede olduğuna dair bir uyarı aldı ama nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Oğlu savaşta bir uçak gemisindeydi. İletişim kurmanın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden rüyalarında onunla iletişim kurmaya başladı. Bugün sizlere gerçekten çok ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Bunu kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum ve gerçekten işe yarıyor. Hatta ben de birkaç kez deneyimledim. İnsanları rüyalarında nasıl ziyaret ederiz? Başlamadan önce çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunu daha en başında söylemek benim için çok önemli. Birinin rüyasına girme yeteneği harika amaçlar için kullanılabilir. Ancak yalnızca iyilik için kullanılmalıdır. Kendi içinizde bir tür hafiflik hissetmelisiniz. Başka birinin rüya durumuna geçmek için saf bir kalbe sahip olmanız gerekir. Bu özel yöntemin kötüye kullanılamamasının nedenlerinden biri de budur. Saf niyetlere, saf bir kalbe sahip değilseniz, o zaman bu zaten sizin için işe yaramayacaktır. Şifa için başka birinin rüyalarına girebilirsiniz. Bilinçaltı zihinleriyle hayal dünyalarında konuşabilirsiniz ve onlar bunu kendi imgelemeleriyle ortaya koyacaktır. Onların rüyasında olup belki biraz şifa enerjisi getireceksiniz. Peki ya son zamanlarda birisi sebepsiz yere sizinle konuşmayı bıraktı mı? O kişiyle iletişim kurmak ister misiniz? Bu kişinin sizinle iletişim kurması için motive olmasını ister misiniz? Bunu birinin rüyasına girerek yapabilirsiniz. Bir rüyayı biriyle paylaşmanın bu kadar önemli olduğunu düşünmemin en büyük nedenlerinden biri sevginizi paylaşabilmenizdir. Kalbinizi paylaşabilirsiniz, duygularınızı o diğer bireyle paylaşabilirsiniz ve bu onların rüyalarında, kendi sembolizmlerinde ortaya çıkacaktır. Ama sizden geldiğini anlayacaklar çünkü onların rüyasındasınız. Eminim daha önce birisiyle bir yanlış anlaşılma yaşamışsınızdır. Bu sebepten telefonunuza suratınıza kapatmış veya sizi engellemiş olabilirler. Ne olduğunu anlayamıyorum, öyle demek istememiştim diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Şimdi bu yanlış anlaşılmaları onların rüyalarına girerek düzeltebilirsiniz. Son olarak birinin rüyasına girmenin en sevdiğim yollarından biri ve bunu yapmak için en büyük motivasyonum onlara yolculuklarında yardımcı olabilmektir. Onları önemsediğimi, onlar için burada olduğumu, onları desteklediğimi bilmelerini sağlamak için. Neyi neden yaptıklarını anlamasam, hatta mantıklı olduğunu düşünmesem bile onları desteklediğimi bu yolla göstermek istiyorum. Bunu her zaman sevdiğim insanlara iletmek isterim. Bunu nasıl yapacağınızın gerçek formülüne geçmeden önce size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saf bir kalbe sahip olmanız gerekir. Eğer değilse bu işe yaramayacak. Zaman kaybı olacak ve aslında bunu yanlış niyetle yapıyorsanız içinizde takıntıya bile neden olabilir. Kesinlikle takıntılı olmak istemezsiniz. İlk adım olarak manevi bir niyet belirlemelisiniz. Manevi bir niyet. Birini rüyasında ziyaret etmek için derin bir niyet. Ama ben bu manevi niyet olduğu için kaynak enerjiye bağlanmayı seviyorum. Genellikle yatakta uzanıp başımın üzerindeki sonsuz beyaz ışığı görselleştiririm. Ve bu gece spesifik birini rüyasında ziyaret edeceğime niyet ederim. Gece tam uyumadan önce olmasına dikkat edin. Beyin dalgalarınızın buna açık olması, buna izin vermesi gerekiyor. Temel olarak astral alemde seyahat etmeniz için bu beyin dalgası durumunda olmanız gerekir. İkinci adım. Bir kez kaynak enerjiyle bağlantı kurduğunuzda ve bu ruhsal bağlantıyı hissettiğinizde, ruhsal bir niyet oluşturduğunuzda, yüksek dehanızla, yüksek benliğinizle iletişim kurmak isteyeceksiniz. Onunla açık ve net bir şekilde, dürüstçe konuşmak isteyeceksiniz. Niyetim bu kişinin rüyalarına girmek ve bunu yapma sebebim onlarla sevgiyi paylaşmak diyebilirsiniz. Bu tamamen niyetinize bağlı. Bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Onları desteklediğimi bilmelerini istiyorum. Onlara şifa göndermek istiyorum. Hangisi durumunuza uygunsa
bunu açık ve net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Sebep ne olursa olsun, yüksek benlikle iletişim kurarken çok net olmak gerekir. Rüyada görmek istediğiniz kişiyi hayal edin. Bunu daha net açıklamak için size yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğim. Yıllar önce 2. Dünya Savaşı'nda yüksek benliği ile çok derin ruhsal bağlantıları olan bir kadınla ilgili. Oğlunun tehlikede olduğuna dair bir uyarı aldı ama nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Oğlu savaşta bir uçak gemisindeydi. İletişim kurmanın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden rüyalarında onunla iletişim kurmaya başladı. Geminin batmaya başladığını, içinin su dolduğunu ve oğlunun bir merdiven üstünde olduğunu gördü. Annesi sürekli "Oradan hemen atla!" diye bağırıyordu. "Oradan atlayabilirsin, bir şey olmayacak." Herkes gemiyi terk ediyordu. Birisi ona bağırdı. "Atla!" Oğlu bu rüyayı hatırladı. Hayatını kurtarması için buradan atlaması gerektiğini, bunun güvenli olduğunu biliyordu. Yani insanları rüyalarına girerek olası tehlikelere karşı uyarabilirsiniz. Üçüncü adım. Bu gerçekten zor bir aşaması. Alarmı 2 saatte bir kurmanız gerekiyor. Gece boyunca her 2 saatte bir. Yani gece saat 12'de yatıyorsanız, 2'de ve sonra 4'te her alarm çaldığında yüksek benliğinizle yeniden iletişim kurarsınız ve sahip olduğunuz bu niyeti tekrarlarsınız. Tüm yapmanız gereken bu. Tekrar uyumaya dönebilirsiniz ama bunu her 2 saatte bir yapmalısınız. Çünkü rüya döngüsünün tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorsunuz. Birisiyle iletişim kurmaya çalışırken, örneğin sizin Türkiye'de, o kişinin de Almanya'da, Azerbaycan'da, Amerika'da veya Hindistan'da olduğunu varsayalım. O zaman bu gerçekten çok ilginç. Çünkü kelimenin tam anlamıyla zamanın ve uzayın ötesinde bir rüya aracılığıyla iletişim kuruyoruz demek oluyor. Tamamen farklı bir günde, tamamen farklı bir zaman dilimindeler. Buna kuantum rüya sıçraması denilebilir. Bu ciddi bir şey ve gerçekten işe yarıyor. Şimdi niyetinizi belirleyin. Bunu her 2 saatte bir yapın. Genellikle 3 gece arka arkaya yapmanız gerekiyor. Çoğu kişi ilk geceden başarılı olsa da ilk denemede başarılı olamayabilirsiniz. Eğer başarılı olmadıysa tekrar deneyin. 3 geceden daha uzun süre yapmaya gerek yoktur. Şimdi tek yapmanız gereken şey sabahları arındırıcı bir duş almak ve bunu yaparken negatif enerjilerin akıp gittiğini gözünüzde canlandırmak. Yapmaktan, söylemekten hoşlandığınız bir dua varsa bu da etkili bir yöntem olacaktır. Enerjinizi temizleyin. Kendinizi negatif enerjiden özgür bırakın. Sonuçlara şok olacaksınız. Sürekli rüyalarına girdiğim insanlar var. Beni arayıp İki gece önce seni rüyamda gördüm diye söylüyorlar. Bunu duymak beni çok mutlu ediyor. Bu başkalarıyla iletişim kurmanın, belki onlara yardım etmenin harika bir yolu. Belki onlarla sevginizi paylaşabilirsiniz, onları iyileştirebilirsiniz. Bu artık sizin için de mümkün. Louis Hay'in ayna tekniğini anlattığı videoyu bizden dinlemek istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamanız bizi mutlu edecektir. Organik Zeka kanalımıza abone olup bildirim ziline de tıklarsanız yeni videoları takip etmeniz çok daha kolay olacaktır. Düşünce, deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.